Yargıtay, Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı. İlk ses CHP'den geldi. Genel Başkan Özgür Özel, mahkeme kararını bahane göstererek sokak hareketi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Özgür Özel'e yanıtı gecikmedi. Planına yeniden karar vermesini. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı. Ayrıca kararın örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu kararlar sonrası muhalefetten tepki sesleri geldi. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok saymasını anayasal düzene darbe olarak değerlendirenler hukuk darbesi çıkışı yaptı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel kararın ardından partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından grup toplantısı basına açık devam etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını göstererek, "Bu karar düpedüz bir darbe girişimi," diyen Özel, "halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz," diyerek ayaklanma çağrısı yaptı. Karar meclise karşı darbe girişimidir. Anayasaya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Ve buna el koymak, direnmek gerekmektedir. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz. Özgür Özel'in kalkışma çağrısına yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye yararının olmadığını belirten Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Özgür Özel'in sorumsuzca davrandığını söyledi. Bakan Tunç, "Bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde meclise yönelik darbe yapıldığı şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür," ifadelerini kullandı. Farkıyla anayasanın bazı maddelerinin...